Tabiata bu kadar düşman, tabiatın döngüsünden bu kadar kopuk, hiç fayda sağlamadan çok fayda bekleyen, varlığını başka canlıların varlığından üstün gören, hunharca sömürmeye ve yıkmaya uğraşan bu döngünün ömrü uzun olamaz. İnsanın hiçbir zaman eşit ve adil bir dünyası olmadı zaten, olmayacak da. Fakat tabiatla hemhal yaşadığı bir dünyası vardı çok eskiden. Ve bunu bile isteye yitirmiş olmak, kendi sonunu getirecek düzlemi yaratmak demek aslında. Dünya ısındığı için kızmıyor. Dünyanın ısısı insan onu arttırmasa, çokluğundan yanardağ patlamaları tarafından da artabilirdi. Ki rivayete göre yaşandı bu. Ama insan çok terlediği için bunalıp kızıyor. İnsan çok üşüdüğü için de kızıyor. Duygu dünyası gelişkin olan türümüz, zekasının parıltılarını kainata ışık olmak için saçmaya ve kainatın ışığını duymak için dinlemeye çabalasaydı, bambaşka bir evrime sahip olabilecekken, vardığı, geldiği nokta gerçekten içler acısı. İnsanın aklı ve aklıyla yapabilecekleri ve deneyim dünyasında zorlayacağı sınırları bambaşka bir halde olabilirdi. Ama nihayetinde daha iyi savaşmak, daha iyi kandırmak, daha iyi sömürmek, daha çok tüketmek üzerine evrildi hikayesi. Dünyanın nedenli yoz bir hayata dönüştüğünün ve aslında bunun yalnızca bugüne dair bir mesele olmadığının ayırdına varmadan, haz ve keyif, fayda ve eğlence üzerine kurulu bir rutin içinde yaşayan insanların, dünyanın ahvalinden, halinden, insanın evriminin dönüştüğü hallerden yana pek bir rahatsızlığı yok, ızdırabı yok, derdi tasası da yok. İnsanın yaşayabilme alt limitleri modern hayat ve modern toplum ve kapitalist düzen tarafından o kadar çok aşağı çekildi ki, bu durumda insan nüfusunun yapay bir şekilde büyüttüğü bu sisteme dünyanın kendisi organik haliyle karşılık veremiyor. Ve bir otoriteye muhtaç ve bir otoriteden hak talep etmeye mecbur olmak insanın en büyük prangası. Ve insanlık bunun bir mecburiyet değil, sökülüp atılması gereken bir pranga olduğuna uyanmadığı müddetçe dünyasındaki tüm yeşillikler bataklığa dönecek.